Sophia. You can't believe what she's done. I can't. I'll never get to meet her. Angela, I can't. Nothing is ever going to be. Sayıma kadar bekle, patlama. Ay, inanamıyorum ya. 58, 59, 80, kardiyan. Belki koğuşunda Ali'ye yine azıttı. Allah'ım belası seni. Aç. Ali kes dedim. Nazlı, neyin var senin? Neyin var dedim? Nazlı'ya bir şey sormayın. Tamam mı? Nazlı'ya bir şey sormak yok. Ablan! Semra, beni yanına götür lütfen. Semra, derdin ne sabah sabah? Semra, derdi merdi bırak, çıkar beni buradan. Handan'la görüşmem lazım lütfen. Sayından sonra. Bir, üç, dört, beş, altı, 7, 8, 9 son. Sağ olun arkadaşlar. Dağılabilirsiniz. Semra, anlamadın galiba. Ben bugün bu saatte Handan'a gideceğim, okey? Konu nedir Ali? Belki ben yardımcı olabilirim. Semra, Handan'a gideceğim. O konuyu zaten biliyorum. Anlatabildim mi? Tamam, söylerim şimdi. Sakin sakin anlat derdini. Sakin mi? Ne sakini be? Neyden bahsediyorsun sen? Nasıl sakin olayım ben? Siz ne diyorsunuz ya? Ama size bir şey söyleyeyim mi? Hepsi bunun hesabını verecek. Teker teker hepiniz. Sesini yükseltme. Aman öf. Derdin neyse anlat. Nazlı hamile. Nereden anladın? Kendi söyledi. Bak, bu doğruysa onu korurum. Doktor Bey'le konuşacağız. Nazlı'yı muayene edecek. Ona kimse zarar vermeyecek. Ne? Merak etme. Sakinleş. Tamam mı? Güven bana. Aliye. Vertrau mir. Tamam. Ama alavere dalavere yok sonra. Bana güven dedim. Koğuştakilerin haberi var mı? Yok. Kimse bilmiyor. Tamam. İyiyim.
bir süre böyle kalsın. Önce doktora konuşacağız. Okey. Bugün çalışmıyorsun, geç. Abladan haber var mı? İyidir. Soranlara selamı var. Özledik. Bizden de selam yazın. Sağ olun, sağ olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hanımlar, zaten eksiğimiz çok. Elinizi çabuk tutun da bitirelim şu işleri. Oo, kimler gelmiş? Bakıyorum sabahki neşen yok. Ne oldu? Müdür hanım derdini dindirmedi mi? Sana hesap mı vereceğiz her dakika? Evet. Her dakika hesap vereceksiniz. Burada olan her şeyden haberim olacak. Anlaşıldı mı? Ya bizle uğraşacağına sen kızınla ilgilensene. Hey, ne oluyor? Herkes işine başına. Çabuk. Ya kızımın adını ağzına alma. Korkmayacaksın artık. Tamam mı? Korkmayacaksın. Müdüre dinledi beni. Güvendesin, okey? Müdürlere mi güveneceğiz abi? Bana güveneceksin kuşum, bana. Bundan sonra sana dokunan olursa Tahsin'in yanına oda arkadaşı olur. Anladın mı? Yani cehennemin dibine aktarmasız.
tartacak beni. Ne anlatacağım şimdi onlara? Dinlemeyecekler. Gerçeği anlatacaksın. Ne olduysa onu söyleyeceksin. İnanmazlar ki. Ya kuşum sen beni dinliyor musun? Ne olduysa bir bir anlatacaksın işte. Dinleyecek müdüre. Beni suçlayacaklar yine. Kuşum senin bir suçun yok ki, tertemizsin sen. Şu ütülü çamaşırlar var ya, halt etmiş senin yanında. Anladın mı? Sen bunlardan da temizsin. Güven bana. Test yapmamız lazım. Böyle durumlarda bazen kişi hamile olduğu zannına kapılıp kusma, bulantı gibi belirtileri fark etmeden kendi yaratabilir. Tarık, asıl mesele böyle bir durumun olmuş olması. Yani mahkumlardan birine bir gardiyanın... Netameli konular bunlar. Emin olmadan harekete geçemezsin. Emin olana kadar da iş işten geçer. Hangisi zor? Harekete geçmek mi? Öncelikle emin olmamız gerekiyor. Test yapmak şart. Ama bu durumu resmileştirir. Cezaevlerinde hamilelik testi ciddi bir iştir. Yazı yazmam gerekir. Yani? Yani... Nazlı'yı buraya çağırıp soralım. Daha doğrusu sen sor. Seninle daha rahat konuşabilir. Sonrasında eğer gerçekten gerekli görürsek testi yaparız. Resmi olan ama. Yani hızla test yapma imkanımız yok, öyle mi? Bu doğru olmaz. Tarık. Bu olay hakkında önceden bir bilgin var mıydı? Her cezaevinde bir takım söylentiler olur ondan. Ama bu durumdan haberin var mıydı diye soruyorsan eğer, hayır yoktu. Olsa susmazdım, buna emin ol. Doktor Bey'e bir şey danışacaktım da, bu sefer kendimle ilgili. Kötü bir şey yok değil mi? Yok yok. Sıradan şikayetler. İşte ayaklarım şişmeye başladı biraz. Onunla ilgili. Ne zaman ayrılacaksınız doğum izni için? Daha çok var. Tamam. Bir sorun olursa ayrıca izin alabilirsiniz. Doktor Bey danışın. Gerekirse ben yardımcı olurum. Teşekkür ederim. Buyurun. Ha Sena Hanım. Buyurun. Nasıl gidiyor hamilelik? İyisiniz değil mi? Çok şükür iyiyim. Ayaklarım şişti biraz, onu danışacaktım. Bir de doktor bey, size bir şey soracağım. Bu Zehra'nın durumu beni çok üzdü. Hiç arayanı soranı da yok. Koğuştakiler de eziyet ediyorlar biliyorsunuz. Peki ben ne yapabilirim bu konuda? Diyorum ki ben gidip kocasını bulsam. Bir anlasam nasıl bir adamdır, niye böyle olmuş. Ne dersiniz? Siz bilirsiniz. Peki ben nasıl destek olabilirim? Şimdi doktor bey ben Zehra'yı ulu orta yerde çağırırsam dikkat çeker. Hem doğru da olmaz. Hem kurallara da uygun değil biliyorsunuz. O halde ne yapıyoruz? Zehra'yı buraya çağırtıyoruz. Siz artık ne konuşuyorsunuz bilmem ama ben bu konuştuklarımızı tamamen unutuyorum. Teşekkürler doktor bey. Rica ederim.
Hava tamam sende. Canları göreyim. Zehra, doktor seni görmek istiyor. Gel. Zehra, şimdi o geçen gün konuştuğumuz konu vardı ya. Ben onu düşündüm. Senin kocanı bulmaya karar verdim. Ya, Allah senden razı olsun. Zehra nerededir koca? Eğer yerini değiştirmediyse Bafra'dadır. Şimdi bak, yarın benim izin günüm. Sen bana kocanın adını, adresini filan ver. Eğer bulabilirsem gidip konuşayım onunla. Allah evladından yana yüzünü güldürsün. Gözüme bak lütfen. Hamile oldun doğru mu? Evet. Emin misin? Biliyorum. Daha önce de oldu. Kim yaptı bunu? Nazlı, kaldır başını lütfen. Kim yaptı Nazlı? Nazlı. İki saattir içeride kim bilir neler anlatıyor. Ölmüş adamın arkasından bu kadar konuşulmaz. Günah. Bunlara güven olmaz. Kim bilir kimlerle kırıştırdı ahlaksız. Şimdi bütün suçu Tahsin üstüne atacaklar. Gazetelere çıkacağız. Rezil olacağız. Bir mahkumun sözüyle rapor hazırlanıp işi resmiyete dökmek nerede görüldü? Sen de ortalığı büsbütün karıştırma Gülten. Şimdi beni iyi dinle. Dileyeceksin. Öpüşüp barışacaksınız. Özür mözür yok. Damarıma bastı aldı dersini. Bundan sonra böyle. Kimlik
Kimse kimseye durup dururken bir şey yapamaz değil mi? Şebnemciğim. Ya kızım ben nereden bileyim senin kızacağını, her şey alındığını? İnsan gibi söyleseydin ya. Söylüyoruz işte. İnsan gibi. Var mı başka söyleyeceğiniz? Ah Tosun. Ana Tosun'uma bak, tablolara gelmişler. Ne istemiştiniz? Gebelik testi istemiştim. Tabii, hangisinden? Fark etmez. Allah Allah, bunun çeşidi de mi varmış? Size demedim. Thank you.
Hoş geldiniz. Koğuşa girmeden sizi bir göreyim dedim. Tabii. Teşekkür ederim. Şu bileklerinize bir bakalım. Neden böyle bir şey yaptığımı soracaksınız? Sormayacağım. Aşağı yukarı zaten biliyorum. Kayınvalidenizin yaptıklarını, çocukların velayetiyle ilgili olan durumu, hepsini biliyorum. Herkes her şeyi biliyor yani. Kimin ne bildiğini bilmiyorum. Ama ben bir kısmını biliyorum. Göremeyeceği bile olsa. Bir kısmını da Hayri ablanın yazdıklarından. Adadan mektup mu geldi? Geldi tabii. Kayınvalidenizi ziyaret etmiş. Zaten koğuşa gittiğiniz zaman size hepsini anlatırlar. Beni yazmasalardı keşke. Yani üzülür. İyi olmadı. Yazmadılar, merak etmeyin. Gelin şu saygınızı yenileyelim. Buyurun. Gerek yoktu. Bırakın ona ben karar veririm. Oturun siz. Uzun zamandır sana söylemek istediğim bir şey var. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bir elinizi fazla hareket ettirmeyin. Zaten bir süre çalışmayacaksınız. Pansiyona biraz daha devam ederiz. Bu arada kalıcı bir hasar oluşmadığı için şanslısınız. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Hoş geldiniz Suzan Hanım. Sen bırak ben götürürüm. Bırak. Doktorun işi bitince Suzan Hanım'ı buraya getirin. Doktor Bey'in işi bitti. Başgardiyan Hanım Suzan'ı koğuşuna götürdü efendim. O zaman gidip koğuşunu alıp geri getirin. Peki efendim. Yürümez. Ne yaptıysan er geç bana söyleyeceksin. Yanındaki Kara Fatma'ya güvenme. Hadi içeri. Dondu mu vallahi ya bugün? Oh. Ay iz kalmaz değil mi vallahi? İz kalır zaman kalır. Kasteni mi temizlediniz? Başka bir hatlar mı karıştırıyorsunuz bilmem. Ama anlayacağız. Biz bir halt yapmadık dedi ki. Bas. Kesin gürültüyü be. Hazırdınız hele. Hadi be. Konuşma lan. Aha Suzan'cığım hoş geldin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok merak ettik seni. Sağ olun. Sağ olun. Hepiniz sağ olun. Geçmiş olsun. Geç yerine. Geçmiş olsun.
Sağ ol. Geçmiş olsun kızım. Sağ ol ana. Üzdün bizi. Oo. Hemen can ciğer oluverdiler. Bana bakın. Burada artık olay istemiyorum. Yetti be sizden çektiğimiz. En ufak bir şeyde hepinizi bir ay tecrit ettiririm ona göre. Ya Gülten, sen çok sevdin burayı. Sen de bizle bir ay kal bak, gör nasıl can ciğer oluyoruz. Hiç merak etme. Kes sesini be. Nazlı, sen benimle geliyorsun. Handan Hanım seni görecek. Ne görüşmesi bu böyle her gün her gün? Sana ne? Hesap mı vereceğiz? Hadi çabuk ol. Hadi. Ne oldu? Handan Hanım Suzan'ı görmek istiyor. Niye? Ne bileyim ben. Şşş. Tosunum, tadın yoktu lan. Bakıyorum keyfin yerine gelmiş ha. Gel, gel, gel bakayım bana. Gel. Ha? Anlat paşam. Ha? Tosunum anlat ya. Anlat da biz de bilelim. Ha? Neler oluyor içeride. Hadi bakayım ha. Canım benim. Anlat paşam. Biz de bilelim lan. Ha? Uy uy. Dur dur dur. Nereye gidiyoruz? Müdür hanım görmeden evvel gebelik testini yapacağız. Doktora gitsek o yapmayacak mıydı? Doktora gerek yok. Ben sana anlatacağım. Ne oluyor ya? İçeri. Ne oluyor? Bırak içeri be, geç. Geç. Buna bak Nazlı. Tahsin'i iftira etmeyi bırak. Bu haltı kimle işlediysen onun adını ver. Adamın kemikleri sızlıyor be. Ya ne iftirası, o pislik yaptı. Sensin pislik. Şimdi göreceğiz bakalım. Al ona, işleyeceksin. Bunları al. Buraya bir damla damlatacaksın. Başka yere sıçratma. Senin sidiğinle uğraşamam. Hadi. Hoş geldiniz. Bu Cumhuriyet Meydanı Güvercin Sokak varmış. Onları çöpe at. Bekle. Bir kaza çıkacak.
psikologla konuştuklarınız aranızda kalır. Ancak idari konularda yapabileceğimiz bir şey olursa bize intikal eder. Size bir şey mi söyledi? Çocuklarımın sesini bile duyamıyorum demişsiniz. Ben kimseyi şikayet etmedim. Zaten psikolog da öyle bir şey demedi. Sizin kısımdaki telefon çıkan olaylarda tahrip olmuştu. Onu tamir ettirdik. Şimdi önceden numara vererek konuşabiliyorsunuz. Onu söylemek istedim. Yani arayabilir miyim çocuklarımı? Arayabilirsiniz. Çok çok teşekkür ederim. Siz bir dakika dışarıda bekler misiniz? Suzan Hanım, doktorun uzun zamandır size söylemek istediği neymiş? Bilmiyorum. Bir şey söylemedi. Tamam. İyi günler. İyi günler. Hüseyin Bey burada mı çalışıyor acaba? Evet, içeride usta. Görüşebilir miyim kendisiyle? Usta! Söyle oğlum. Az baksana. Hüseyin Bey. Buyurun. Ben Semra Yaman. Sinop cezaevinden. Gardiyanım. Oğlum iki sandalye ver oradan. Hüseyin Bey, Zehra, çok üzgün. Sizinle onun hakkında konuşmaya geldim. Bana ondan bahsedecekseniz hiç kendinizi boş yormayın. Belki bir kere görüşe gelseniz. Zehra benim için ölmüştür. Hüseyin Bey, bir kere gelseniz. Geleceğim de ne diyeceğim? Zehra'nın diyecekleri vardı. Bir dinlerdiniz. Adı batsın. Ama sen ama kıyla. Geleceğim de daha ne dinleyeceğim? Zehra çok üzgün. Eğer yapmış olsa bu kadar üzülmezdi. Hüseyin Bey, bakın. Bu benim telefon numaram. Belki bir kez daha düşünürsünüz. Hadi oğlum işine bak. Kesin mi? Evet kesin. Bana perihanı getir. Peki. Gülten Hanım, burayı imzalamanız gerekiyor. Nedir bu? Nöbet saatleri değişti de. Konuşabilir miyim? Tabii. Teşekkür ederim. Ne var? Savcı Bey'in sizi biraz bunalttığının farkındayım. Sizin koğuşta durumlar karışık. Bunun üzerinize büyük bir baskı yaptığının da farkındayım. Ben size farklı bir teklif getireceğim. Handan Hanım'la konuşup eski tiyatro binasını yeniden faaliyete geçireceğimizi ümit ediyorum. Sizin koğuşla başlamak istiyorum. Bana yardım eder misiniz? Niye edeyim? Çünkü ortak bir noktamız var. Neymiş o? Sizin babanız ve benim annem. İkisi de Mamak'ta öldüler. Cezaevinde. Merhaba. Bunu imza götürebilirsin. Merhaba. Ben de sizi arıyordum.
Ya uzunca zamandır aklımda olan bir şey var. Bir şey soracaktım. Sen de bugün herkese aynı şeyi söylüyorsun. Yok, herkese aynı şeyi söylemiyorum. Tamam o zaman. Dinliyorum. Ya burada bir tiyatro salonu var. Uzun bir süre uğraştım ama kimse ilgilenmedi. O salonu tekrar faaliyete geçirirsek çok faydasını görürdük. Ben açıkça daha heyecanlı bir şey bekliyordum. Tiyatro çok heyecanlı olabilir. Suzan'a da mı bunu söyleyecektin? Yok. Hayır, Suzan'a bunu söylemeyecektim. Suzan mahkemede kocasından şiddet gördüğünü söylememiş. Bunu söylese davasına yeniden bakarlardı. Bu muydu? Buydu. Tamam ama önce Nazlı'yı konuşmamız lazım. Nedir? Nazlı hamile. Bence doğru söylüyor. Geçen sefer de böyle olmuştu dedi. Geçen sefer dayısı, bu sefer de Tahsin. Babasının 4 kadından 18 çocuğu varmış. Nazlı en küçüğü. Onu öldürmeye kıyamayan abisi en büyüğü. Araları 30 yaş. Niye böyle oluyor abi? Kim beni korumaya çalışsa başı derde giriyor. Beni öldürmedin, sen öldün. Şimdi olanları anlatsam, Ali ortalığı yıkacak. Sonra onu da mahvedecekler. Niye hep aynı şey oluyor? Anlat. Ne dedi anne? İşi varmış. Zorca çağıracakmış. Nasıl yani? Ya ne bu ya? 2 dakikada bir çağırtıyor sonra vazgeçiyor. Ben ona dedim alavere dalavere yok diye. Oyun mu oynuyor bu bizle? Boş ver abi. Çağırtır sonra. Sen ağladın mı? Abim geldi aklıma. Ben varım. Hı? Hadi üzülme. Hı? Üzülme. Rivayete göre tiyatronun hayaleti de varmış. İşte burası. Çok bakımsız burası. Hiç kimse ilgilenmemiş burayla. Yazık. Ben çok uğraştım ama daha önceki müdür tiyatro falan başımıza iş açmayalım diye ilgilenmedi. Bak ne göstereceğim. Buraya gelsene. İşte perde. Hadi gel açalım şurayı. Arkadaşlarım, mektubunuzu aldım. Hepinizin iyi olduğuna çok sevindim. Benim tek sıkıntım henüz iş bulamamış olmam. Ama bunun da sevinecek bir yanı var. Torunumla çokça vakit geçiriyorum.
Boğaz'da geziyoruz. Birlikte motora biniyoruz. Balık tutanlara bakıyoruz. Hep çalıştığım için Sunay'ı şöyle rahat da bir çocuk bahçesine bile götürememiştim. Şimdi hepsinin acısını çıkarıyorum. Bir sonraki mektubumda ümit ediyorum ki size iş bulduğum müjdesini de verebilirim. Hepinizi teker teker kucaklıyorum. Sizi çok özleyen Hayriye. Merhaba, gazetedeki ilanınızla ilgili olarak arıyordum. Yatılı hemşire arıyormuşsunuz hastanız için. Peki. Başınız sağ olsun. Alo. Alo. Gazetedeki ilanla ilgili olarak arıyorum. Evet, yatılı bir hemşire arıyorum. İsminiz nedir? Hayriye. Hayriye Hanım, nereden mezunsunuz? Çapa'dan. Hangi yıl? 1975. Doktor Hasan Lütfü Veryalı'yı tanır mısınız? Hocamdı. Benim babamdı. Yarın başlayabilir misiniz? Başlayabilirim. Adresi alabilir miyim? Sevgili arkadaşlarım, işte size söz verdiğim ferah mektubu yazıyorum. İş buldum. Nihayet bana inanan, beni sorgulamadan kabullenmeye hazır birine rastladım. Bu beni her şeye dair iyimser yaptı. Demek ki çıktığımızda her şeye yeniden başlama imkanımız var. Buna hepimiz adına sevindim. Konuştuğum Fevziye Hanım, benim Çapa'dan çok sevdiğim bir hocamın kızıymış. Hepimizin hayatta bir sıkıntı ve üzüntü kontenjanı olduğuna, bunu hayatın ya başında, ya ortasında, ya sonunda doldurduğumuza inanmışımdır. Demek ki ben yeterince sıkıntı çektim. Bundan sonrası artık aydınlık olacak diye düşündüm. Başka beni mi bekliyordun? Yok, kimi bekleyecektim? Bu sabah senin mahkemen yok muydu? Tanıklar gelmedi. Duruşma ileri atıldı. Sahtekar insanlar. Bir ayak üstünde bin bir dalavere. Benim müvekkil de ayılıp bayıldı. Onunla uğraştım. Yoksa daha erken gelecektim. Sen nasılsın? İyiyim, gayet iyiyim. Senin işin varsa ben onu da bir yerleştiririm. Anne, sen benden bir şey gizliyorsun. Yok canım, ne gizleyeceğim? Buyurun. Fevziye Hanım'a gelmiştim. Tanımazsın, etmezsin. Bon servis referans bir şey sordun mu? Sus, duyacak. Duyarsa duysun. Eve yatılı adam alıyorsun kimdir nedir bilmeden. Öldürse kimsenin ruhu duymaz. Zaten benden habersiz ilan vermişsin. El alemi ayıp. Sus diyorum, sus.
Buyurun. Bir ufak kadeh likör içer miyiz? Tabii. Şurada iki kadeh alır mısınız? Bir de tabağın arkasına sakladığım bir şişe var. Onu da getirir misiniz? Şu neşe hayatımı zindan ediyor. Bu yüzden de her şeyi gizli yapmak zorunda kalıyorum. Ama diyabetle şaka olmaz. Ufak bir yudum. Teşekkür ederim. Sağlığınıza. Bir yudum daha. Size izin veremem. Ama ben kabul edebilirim. Melek çevirme. Azal Peker. Ayriye abladan mektup geldi. Özlem Altın Kaynak. Mihriban Seven. Sevgili arkadaşlarım, sıkıntı kontenjanımın hepsini değilse de büyük kısmını doldurmuş olduğuma dair inancım sürüyor. Fevziye Hanım tam tahmin ettiğim gibiymiş. En azından bunda yanılmamış olduğumu görmek kendime ve insanlara olan inancımı tazeledi. Kızı Neşe için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ama kim bilir onu da bu hale getiren kimdir, nedir? Şimdilik beklemem ve görmem gerekiyor. Fevziye Hanım bana geçmişimle ilgili hiçbir soru sormadığı için cezaevinden söz etmedim. Birkaç kez durumumu açıklamak istediğimi söyledim, gerek görmediğini belirtti. Bir ara acaba zaten biliyor mu düşüncesine kapıldım. Bunları uzun uzun yazıyorum. Sanmayın ki kendi derdimden sizi düşünmüyorum. En çok Suzan'ı merak ediyorum. Bana hala iki satır mektup yazmadı. Kırgın mı, üzgün mü, başında bir iş mi var? Benden saklamayın, yazın. Zehra, sana bir şey söyleyeceğim. Mektup yazar mısın benim için? Hayriye abla merak ediyor ya. Ona diyelim ki Suzan bileğini burktu diyelim. Şu kalem. Ben çat pat okuyabiliyorum da yazamıyorum. Ah, hay Allah. Ne bileyim, hiç aklıma gelmedi. İster misin öğreteyim? Bilmem. Öğrenebilir miyim? Öğrenirsin tabii. Ne öğreniyormuş Zehra? Bize de söylesenize. Siz işinize bakın. Yazmayı öğrenecekmiş. Okumayı biliyormuş da yazmayı bilmiyormuş. Çekil şuradan. Kalk. Ben yazarım. Bileğimi burktuğum için çamaşırhanede abla, bu böyle yeşilliksiz kuru kuru yenir mi ki? Yenir, yenir. Gözünü kapaya bak, nasıl yenir? Peki gözümü kapatır da yersem hamburger tadı da gelir mi ki? Gelir, gelir. Bana bakın, gecenin bu saatinde onların hepsini yiyip de buraya havaya uçurmayın ha. Filiz, bir sigara ver. Vay, pozlara bak sen. Sigara istedik.
Mektubunu alınca... Hadi buyurun. Kızlar hadi gelin. Ferihan. Sonra? Sonra adam dedi otur yerine. Ben dedim oturmuyorum. Oturmuyorum. Kendini mi oynuyorsun yoksa sen? Evet, kendimi oynuyorum. Yönetmene güveniyorsun yani. Evet, çok güveniyorum. Çok güzel olacak. Zehra, kocanı buldum. Konuştum onunla. Ne dedi? Bak, biraz zaman verelim ona, düşünsün. Böyle birdenbire senden haber alınca şaşırdı tabii. İstemedi beni değil mi? Adımı bile duymak istemedi. Biraz zaman ver ona. Seninle konuşmaya karar verecektir. Ben de çok düşündüm. Uzun geceler şeytan dürtüp durdu. Canıma kıymaya yani. Ama sonra yavrum var dedim. Hasan'ım hayattadır dedim. Suzan sen de anasın. Yavrularım var. Seni bilirken böyle olmaz. Bırakıp gidemez. Bak. Ablanın çocukları ablayı nasıl da özlemişler. Suzan, telefon açacaksın, buraya gel. Buyurun efendim. Bana B2 koğuşundan Nazlı Yıldız'ı getirir misiniz? Tabii. Suzan gel. Ahmet nerede? Oralarda mı?
peki. Tamam hadi. Bak ikinizi de öpüyorum. Geleceğim, geleceğim. Geleceğim çok yakında, geleceğim anneciğim. Doktorun test yapması lazım. Yoksa sana yardımcı olamam. Zor bir konu. Biliyorum. Ama sana yardım etmek istiyorum. Eğer hamileysen nasıl olsa ortaya çıkacak. Doktor testi yapsın. Ona göre de önlem alalım. İstemiyorum. Neyi istemiyorsun? Hiçbir şey istemiyorum. Senin canım kaç zamandır? Aylin. Dokun. Aylin. Anlatsan belki derdine bir çare buluruz. Mektuptan sonra değiştin. Tamam anlıyorum, çok üzülüyorsun ama sanki başka biri oldun. Yapma böyle. Bak, ana da üzülüyor senin için. Kimse üzülmesin benim için. Eski halini de unutun. Hiç olmamış gibi. Aylin. Artık sadece şu iki ayağımın üstündeyim. Tamam mı? Otur. Hiç oturmayayım. Sana daha önce bahsettiğim DVD'yi getirdim. Pelin Esmer'in yaptığı bir belgesel. Kadın hikayelerinin anlatıldığı bir film. Teşekkürler. Filmi izleyeyim sonra konuşuruz. Tamam. Görüşürüz o zaman. Bir daha içini karartmadan önce bunu hatırla. Ya gidiverseydin ne olacaktı? Çok utanıyorum. Ya Ahmet, oğlunla konuşmadın mı? Okuldaydı. Ama ayda iki kere konuşma hakkım varmış ya.
Bir dahaki sefer onunla konuşurum. Oo hocam, bakıyorum yüzünüz gülüyor. Demek insanın çocuklarının sesi neşesini yerine getiriyormuş. Darısı başına Şebo. Çocuk. Hı? Ay Allah yazdıysa bozsun. Ben daha kendim çocuğum. Değil mi ana? Ay hem buralarda hamile kalırsan maazallah tüm ülkeye rezil olursun. Benim saçım uzundu. Hiç kestirmedi babam daha. Evlendikten sonra kestirdim. Babam benimle bir ay konuşmadı. Sevdiği kadının ismi de belli olunca saçına... Hep abim geliyor aklıma. Git dedi. Arkana bakmadan git buralardan. Git ki kurtulasın. Gitmek de olmuyor ki. Bak yine aynı şey. Hep aynı şey geliyor başıma. Bende mi bir şey var? Kuş ne diyorsun sen? Sende ne olabilir ki? Sen safsın, pırıl pırılsın, çocuksun işte. Ama çocuğun olacak. Tekrar. İlki gitti. Şimdi ne olacak? İstanbul balık olsa lüfer olurmuş. Bu yakıştırmayı yapan İstanbul balık halinin çoğu Erzincanlı balıkçılarından biriymiş. Annem bunu her lüfer mevsiminde tekrar ederdi. Neden lüfer? Çünkü demiş Erzincanlı balıkçı, lüfer hem saldırgan hem yırtıcıdır. Yani İstanbul gibi. Hem lezzetli hem tehlikeli. Yani? Yani aşk gibi, evlat gibi. Ne onunla olunur, ne onsuz. Çok özür dilerim. Asıl ben senden özür dilerim kızım. Hayatın zor oldu. Ama bana teyze de artık alışalım. Günün birinde de gelirsin Samet'in yanında bana. Teyzeciğim size anne diyebilir miyim dersin. Böylece yeniden annen olurum. Anne. Melodram senin ruhunda var. Asıl senin ruhunda var. El kadar çocuğa Samet adı koyuyor mu? Kız olsaydı Hayriye koyacak mıydın bari? Nasıl olsa babanla aynı kazada ölmüştü. Bu son. Pekala teyzenim. De buna nasıl inanacaklar? Ben neredeydim bunca zamanda? Neden düğününe gelmedin de hediye yolladın? Samet'in doğumuna niye gelmedin? Sen Avrupa'daydın. Dönemiyorduk. E neden? Bir sürü dönemeyen insan var. Belki de siyasiydin. Ne İngilizce konuşurum ne Almanca. Bunca yıldır orada nasıl yaşadın? Çünkü sen İtalya'daydın. E İtalyanca da bilmem. Bilmiyorsun ama onlar da bilmiyorlar. Neden İtalya peki? Ne bileyim ben. Güneşi seversin sen o yüzden. Peki benim adım ne?
Girin. Günaydın Arno Hanım. Sizinle şu hamile olduğunu söyleyen mahkumla ilgili konuşmak istiyorum. Naz'dan bahsediyorsunuz. Evet. Buyurun, oturun, konuşalım. Mahkuma hamilelik testi yapıldı. Nasıl yani? Hamilelik testi. Benden habersiz. Kim yaptı? Gülten Hanım'a yaptı. Ayrıca benim her konuda size haber vermek gibi bir mecburiyetim yok anladım. Ama Nazlı'yı doktora gönderecektim. Rapor tutulması gerekiyormuş. Anlamıyorsunuz. Bu çok hassas bir mesele. Çünkü test sonucu maalesef pozitif çıktı. Bunun rapora geçmesi hepimizin zararına olur Handan Hanım. Zaten bir sürü ön yargıyla mücadele ediyoruz. Böyle bir risk alamayız. Bakınız Savcı Bey. Hatırlatırım, burada farazi bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu zaten olmuş bir olay. Bundan sonra önemlisi bu suçun, bu disiplinsizliğin soruşturulması. Ve bu zavallı kıza ve çocuğuna devletin sahip çıkmasıdır. Anladınız mı? Yanlış yapıyorsunuz. Çok yanlış. Gülten Hanım, hemen odama gelin, hemen. Bugün mesai bitiminden itibaren izinlisiniz. Anlamadım. Anladınız. Ama isterseniz bir daha söyleyeyim. Bugün mesai bitiminden sonra izinlisiniz. Ama nasıl olur? Benim daha iznim... Nazlı'ya yaptığınız kan dışı testi öğrendim. Biraz uzaklaşmayı siz de isteyeceksinizdir sanırım. Aksi halde burada kalıp yeni usulsüzlükler yapmaya devam edeceksiniz. Hakkınızda soruşturma açmıyorum. Sadece sizi bir süre burada görmek istemiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şey düşün. Ne düşünmesi? Ne diyorsun sen? Görmüyor musun şurada makinenin altına? Ne oluyor burada? Kardeş demin bir şey düşürdü şurada makinenin altına. Bir baksın lütfen, belki değerli bir şeydir. Tamam. Ne var? Bu ne biçim analık bu? Ne demek istiyorsun? Koğuşunda ne haltlar dönüyor, senin haberin yok. Ben de seni namuslu bir kadın zannederdim. Namusuma laf söyleyemezsin. Ne diyeceksen açık açık söyle. Ne haltlar dönüyormuş? Koğuşunda çocuk peydahlanıyor, sen sesini çıkarmıyorsun. Hadi sallanmayın! Nasıl? Dikil. Hele bir diktin ona.
Hepiniz toplanın şuraya. Aylin iyi misin? Hemen dedim. Size bu koğuşta benden habersiz iş yürümez demedim mi? Evet dedim. Nazlı, hamile misin? Hamile misin dedim. Cevap ver. Evet. Peki, bunu bize ne zaman söyleyecektin? Peçini nereye saklayacaktın? Bana bak Nur. Sus. Bilmeden konuşma, sus. Sen de ağlama. Bir peçimiz eksikti. O da varmış da haberimiz yokmuş. Ya sus. Açma ağzını, sus. Adamların altına yatmadan önce düşünecektiniz el alemin laflarını. Altına yattığın adam bakacak mı karnındakine? Ya Tahsin yaptı, tamam mı? Tahsin. Duydun mu ana? Rahatladın mı peki? Ha? Rahatladın mı? Zorla yaptı. Etini acıtarak yaptı. O istemeden yaptı. O istemeden. Anladın mı şimdi? Sus diyorum sana, sus. Konuşma. Hangi babadan bahsediyorsun sen ya? Sen ne diyorsun? Ne babası? Unutun babasını. Biz bu çocuğun anası da oluruz, babası da. Ben kefilim. Anlaşıldı mı? Ağzını açacak olan, Nazlı'ya bir daha dil uzatacak olan karşısında beni bulur.